Bacım. Al şunu tak. Beni uğraştırma, gözünü seveceksin. Böyle olmaz. Dizi çöküp tiklif edeceksin kızın seni. Yoksa evlenmem. Çocuk görecek, güzel anılar olacak. Ulan abi, yaktın beni be. Yaktın beni. İrin hanımefendi, benimle evlenir misin lütfen? Evet, evet, evet. Mamaçka! Kutlamayacak mısın sen beni? Bakayım. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Kaybolun. Kaybolun! Ne oluyor lan burada? Abi bu kızlar bizimkilerden cazgır çıktı yani. Kıskanç memleket abi bunların ikisi. Ne diyorsun lan? İki tane kadın senin için kavga ediyor. Vay be kardeşim, adamsın. Adamın dibisin. Abi. Hı? Ben bu kızı seviyorum abi. Aşığım yani. Ki sen bu kadar aşk adamısın, sen de beni anlamıyorsan ben artık ne diyeyim sana daha yani. Sen kendi üfürük sevdanla benim sevdamı bir mi tutuyorsun lan? Hı? Ben bu aşk için ateşlerde yürüdüm lan. Senin mutfak elleşmelerine benzemez bu aşk. Lina ile evleneceksin. Son sözüm bu. Abla merak ettim. Bir haber var mı kardeşinden? Gelmedin, gel. Şadiye telefonla aradı beni dün gece. Yapma ya. E bu çok iyi. Buldunuz yani birbirinizi. Yok, nerede? Daha bir şey demesine fırsat kalmadan kapandı telefon. Sonra biz bir şekilde bunun kaldığı otele gittik, bulduk orayı. Bunun şeysi... Muhabbet tellalı mı ne? İşte o öğrenmiş, haber almış, gelmiş almış kızı oradan. Parlak Niyazi mi ne? Öyle biri. Sen hiç duydun mu, tanıyor musun? Yok, hiç duymadım ama araştırırız, buluruz abla. Gözünü seveyim Metin, yardımcı ol ne olur ya. Ve Erol Bey bütün emniyeti seferber etti, herkes araştırıyor. Ben çok merak ediyorum, başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Abla sen korkma, ne olursun. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak benim bir tanıdığım var ahlak masasında. Bir onunla konuşayım. Ondan sonra sana dönerim, bir haber alır almaz. Tamam mı? Tamam. Ben hafta sonu şehir dışında olacağım yalnız. Eğer benim telefonum falan kapalı çıkarsa ben seni sabit bir hattan ararım, o telefonu veririm, olur mu? Tamam. Nalan abla, üzme artık bu kadar kendini. Bulacağız. Bak Şadiye. Bir sürü hafifletici sebep var. Belki bakarsın hakim de acır halimize. Erkenden salıverir çocuğu. Olmasa da ne bileyim Balıkesir çocuk cezaevine falan yollayacaklarmış. İstediğin zaman gider görürsün. Ne olacak ki? Şuradan 15 dakika minibüsle. Ama ablacığım senin de açık açık her şeyi anlatman lazım. Söylemen gerek böyle. Yani boş yere işleme diye bu çocuk bu cinayeti. Değil mi? Para verdim, para saydım dedi adam. Demedi mi? Dedi namussuz. Ya gerizekalı mısın? Anlamıyor musun sen ya? O yüzden vermedi o parayı. Şadiye, kardeşim benim başka bir şey için verdi o parayı o. Niye verdi be? Niye verdi? Babanın ayrına mı verdi? Ha? Moskov'un oğlundan ne beklenir ki zaten? Baban için kötü konuşma. Ne diyorsun anne be? Ne diyorsun? Kızını paraladılar bugün. Tecavüze uğruyordu, tecavüze. Küçücük çocuk katil oldu, hapse girdi. Allah hepinizin cezasını versin be. Ben ne diyeyim be size, ne diyeyim be? Ya Şadiye, başka bir şey için verdi o parayı. Oh. Neler olmuş Nari? Ne olmuş böyle kızıma? Şimdi haberim oldu.
Hoş geldin Erdoğan abi. Otur bir rakı koyayım ben sana. Yok, içmeyeceğim rakı falan. E ne olacak şimdi? Ya Erdoğan abi işte gideceğiz yarın mahkemeye. Bakalım yani hani öğrenince zordu durumu oğlana ne oldu falan. Ama yani iyi şeyler söylemedi avukat. Bu anlatılanlar doğru değildir değil mi Mehmet? Ha oğlum? Yani insan öz kız kardeşini satacak kadar şerefsiz olamaz değil mi? Yani dünyada böyle bir insan yoktur değil mi Mehmet? Ha? Yoktur. Bence de yoktur Erdoğan abi. Bence de yoktur. Şadiye benim kardeşim. Başka bir şey için verdin. Ölmeseydi konuşturacaktım abi ben onu da. Öldü gitti be abi. Öldü gitti. Ne yapayım? Öldü gitti Kartalos. Tamam. 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 Yasak, ayrılın. Kısa bir görüşme yapabilir mi acaba? Tamam. Amca tamam, sen gel böyle. Tamam amca, gel sen şöyle. Zafer. İyi misin? Ben çok merak ettim seni. İyiyim ben, iyiyim. Korkma. Bir laf geldi kulağıma. O ahlaksız senin için para mı vermiş Mehmet'e? Vallahi billahi öyle bir şey yoksa... Satmış ben... seni abin diyorlar. Dedem duymuş. Bak Şadiye, eğer böyle bir şey varsa... Benden korksun abi. Ya Zafer, bak vallahi billahi öyle bir şey yok diyorum sana ya. Vallahi billahi o adam hiçbir şey yapmadı ki bana. Ondan var ya, ablam ortalığı ayağa kandırdı. Ondan öyle oldu. Bak Zafer, sakın bak mahkemede de öyle şeyler söyleme. Hiçbir şey olmadı bak vallahi billahi. Vallahi bak. Sanık Zafer Çamyalı. Tamam, bu kadar yeter, içeri gidiyoruz. Sana bir hafta müddet. Parayı getirdin getirdi. Getirmezsen ölümlerden ölünmeyen. Mehmet, az baksana bana. Gel gel bir çayını iç. Gel hele ya. Buyur sen amca. Ya geçen senin kız kardeşlerini gördüm yolda. Yazık. Çok fena halleri. Üstleri başları dökülüyor. Pek acıdım. Al getir onları da birer kat elbise dikivereyim. Hele o küçük olan. En çok onun ihtiyacı var gibi. Önce ona dikivereyim. Kumaş mumaş ne lazımsa alırsın. Al al. Ben her sene hayrına böyle birkaç çocuğa diki veririm. Gençtir, özenir. Yazık. Aferin. Böyle olacaksın. Bak be, akşam sağlam bir parti var. Gel istersen, kredi açarız. Borcuna sadık adama dükkanımızın kapısı her zaman açık. Mehmet, hadi yürü sen de.
Geç içeri. Adın soyadın. Doğum tarihi. Zafer Çamyalı. 4 Ocak 1985. Gereği düşünüldü. Zafer Çamyalı'nın tutuklanarak Balıkesir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevkine. Şadiye, iç biraz. Sen mutlu musun ha? Sen mutlu musun şimdi? Sen rahatladın mı şimdi? Zafer senin yüzünden katil oldu. Sen rahatladın mı şimdi? Sen var ya sen. Sen benim hayatımı sen mahvettin sen benim hayatımı. Benim senin gibi ablam yok yok. Benim senin gibi ablam yok artık yok. Ben seni hiç affetmeyeceğim ben seni. Hiç affetmeyeceğim. Benim senin gibi ablam yok. Hiç affetmeyeceğim ben seni. Şadiye dur. Şadiye. Tamam Narin, üzme sen kendini. Baksana verdiğim suya bile vuruyor yani. Üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Sıkma canını, ne olur. Efendim. Tamam, bağlı lütfen. Buyurun Nermin Hanım, iyi günler. Ben de sizi arayacaktım, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.